Ben iktisatta çok azim bereket görmüşümdür şahsen. İktisattaki bereket mana buğutu bir şeydir. Yani insanın içine bazı şeylerin gizli insan farkına varmadan akıp gelmesi gibi şeylerdendir. Cüzdanınızda bereket olur. Kasanızda bereket olur. Kendinizi hesapsızlığa salın demek değildir bu. Fizibilitesizliğe salın demek değildir. Fizibiliteniz de olsun, hesabınız da olsun, muhammen bütçeleriniz de olsun. Ama esas bir bereket vardır yani. Bakarsınız, işte bizim şu imkanımız vardı, yani şu kadar tahmin ediliyordu, bununla ancak şu yapılabilirdi. Ama bakarsınız 10 kat iş yapmışsınızdır onunla. Ne var ki bu mevzuda dikkatsizlik ve israf o bini bereketi alır götürür. Buna inanmak çok zordur. Fakat buna inanmak Allah'a inanmanın yanında bir önem arz eder. Tecrüben vardır desem ukalalık yapmış olurum. Zannediyorum biz ilk dönemlerde biraz da cebri iktisat yaşadığımız o hayatı bıraktık. Eğer her sofra sabah kahvaltısı öğleni akşamıyla bizim soframız gibi ise biz çok değişmişiz demektir. Ve bu sofralara Allah'tan benim bereketin gelmesi düşünülemez. Arkadaşlarımız eskiden bir zeytinle, bir peynirle iktifa ederlerdi. Eğer soframıza 3 çeşit kahvaltı konuyorsa biz israf ediyoruz demektir. Çeşit çeşit yemekler yapılıyorsa israf ediyoruz demektir. İlle böyle lüks olsun diye pahalı eşyalarla alıp donatıyorsa şayet israf ediyoruz demektir. Sular israfla kullanılıyorsa israf ediyoruz demektir. Bir insanın şeriat, abdest alması için fıkıh kitapları gusletmesi için 3 litre su takdir etmişler. Bunun fazlası israftır. Abdest için 1 litre su takdir etmişler. Fazlası israftır. Şeriatın ölçüsü deryanın kenarında olurken bile israf etmemektir. Yani yine 1 kilo suyla abdest almaktır. Çünkü iktisat bir ahlaktır. Bu ahlakı benimsediğiniz zaman onu bütün hayatınıza yayacaksınız. Siz eğer musluğunuzdan damlayan bir damla suyun israf olduğunu düşünemiyorsanız, senede bilmem kaç ton su israf etmişsinizdir. Bir dakikalık fazladan yanan cereyanın israf olduğunu düşünmüyorsanız, senede bilmem kaç kilovat cereyan israf etmişsinizdir. Ayağınızın altına dayanıklı, gözü de çok tırmalamayan ama lüks olmayan, ucuz olan bir şey sermemişseniz, çabuk çabuk ayağınızın altında her şey aşınıp gidiyorsa senede şu kadar şey israf ediyorsunuz demektir. Ve dolayısıyla bunları karşılamak mümkün değildir.